Merhaba arkadaşlar, ben Ediz Hoca. Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere flip-flop devresinin PCB görüntüsünün nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Yani baskı devre görüntüsünün nasıl çizileceğini anlatacağım Ares'te. Önceki Ares'te bir proje oluşturacağız. Ares'e aktaracağız. Ares'e otomatik olarak sevgili arkadaşlar PCB görüntüsünü oluşturacağız. File New Project dedim. Buraya hemen flip-flop baskı devre diyelim. Baskı devre dedik. Next dedik. Don't create a schematic. Biz create a schematic from selected template. Next diyorum. Create a PCB layout from selected template. Burada arkadaşlar PCB görüntüsünü oluştur diyor. Hani Ares'te çizeceğiz ya. Yanında da bir tane baskı devre. Ist'te çizdiğimiz pencerenin yanında bir tane Ares penceresi açacak bu şey. Ares ayarlamalar var. Bunları şimdi karışmıyoruz. Next diyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Evet. Schematic capture yani isis kısmı açıldı. Bu da Ares kısmı arkadaşlar. PCB layout kısmı. Burada da direkt aktarıp bu Ares'e çizdiğimiz devreyi Ares'te baskı devresini oluşturacağız. Hemen devremizi çizelim arkadaşlar. İşte flip flop devremiz bu şekilde. Neymiş? İki transistör. Kırmızı led, yeşil led diyor. Fark etmez. Daha sonra dirençlerimiz ve kondansatörümüzü seçeceğiz arkadaşlar. Hemen burada oluşturalım.
Arkadaşlar devremiz bu. Bakın ben devremi çalıştırdım. Bakın iki ledim de yandı. Normalde birinin yanıp birinin sönmesi lazım. Onu da nasıl ayarlıyoruz? Onu da şöyle yapalım hemen. Bir tane butonu aldım. Bakın. Şunun base ile kolektör arasına bağladım. Şimdi çalıştı. Bakın gördüğünüz işte flip flop devresi bu şekilde oluştu. Tabi normal devre yaparken bunu yapmamıza gerek yok. Burada yapmamızın nedeni arkadaşlar, buradaki kapasitörlerin değeri aynı olduğundan dolayı bize bu şeyi yapacak yani. İkisi de sürekli aynı anda. Fakat gerçek dünyada öyle değil. Tabi kapasitörlerin toleransları olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bir şey yapmayacak. Biz bunu bu şekilde yaptık. Tabi bu butonu şey devrede eklemeyeceğiz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi devremizin çalıştığını göstermek için bu butonu ekledim arkadaşlar. Şimdi butonu çıkaracağım hemen. Evet. Devremiz bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın aynı şurada olduğu gibi değerlere aynı bir şekilde girdim. Zaten devreyi nasıl oluşturacağımızı hepimiz biliyoruz. Tek yapmamız gereken nedir? Elemanları yerleştirip işte şurada sevgili arkadaşlar Ares kısmına gelmemiz. Bakın Ares'e geldiğimizde sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi benim elemanlarım burada. Bakın ne yapıyor? Hepsi görünüyor. Gördüğünüz gibi. Peki ben bunu nasıl sahneye aktaracağım arkadaşlar? Şimdi sevgili arkadaşlar çizdikten sonra biz flip flop devremizi Ares'te çizdikten sonra PCB layout'a geldik. Bakın burada elemanlarımız göründü. Şurada component moda geliyoruz. Şurada 3 tane çarpı var. Bu çarpıların anlamı şudur. Bu batarya D1 ve D2 diyotlarının PCB görüntüsü yani dip kılıfları yok. Ne demek arkadaşlar? Bakın burada mesela ben dirence sağ tıkladığımda Packaging Tool dediğim zaman bakın 1 ve 2 bunların sevgili arkadaşlar PCB paket görüntüsü var demek. Dolayısıyla ben bunları Ares'e ekleyebilirim demek arkadaşlar. Mesela bakın direnci aldım. Ares'e ekledim. Bir sıkıntı olmadı. Şunu da aldım. Ekledim. Yine bir sıkıntı olmadı. Fakat ben D1 diyodunu bakın buraya ekleyemem. Ne diyor? D1 has not been assigned a PCB footprint. Yani bunun PCB görüntüsü tanımlanmamış diyor arkadaşlar. Do you want to choose one now diyor. Yani başka bir elemanın görüntüsünü burada göstermek ister misiniz diyor arkadaşlar. Peki ben ne yapmalıyım? Bunun iki yolu vardır. Bir alırım şuradan arkadaşlar. Bakın şuradan. Padlerden alır. Otomatik ben bunlara bir PCB görüntüsü tanımlayabilirim. Bu şekilde mesela çizebilirim. Ya da şimdi sevgili arkadaşlar bunların PCB görüntüsünü nasıl oluşturacağız? Hemen geldim. Bakın sağa tıkladım. Packaging Tool'a geldim arkadaşlar. Bakın Package kısmında hiçbir şey görünmüyor. Add dedim. Şuraya LED diyot için LED yazıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkması lazım. Şunu biraz yukarı almamız lazım. Bakın burada bir paket görüntüsü var. İşte şu LED tıkladığımda paket görüntüsü görünüyor. Çift tıkladım. Bakın buraya bir şey geldi. Hemen şuraya geldim arkadaşlar. Onun kısmına. Buna tıkladım. Evet. Diğerine de sevgili arkadaşlar katot eklendi. Burada assign package diyorum. Save package diyor. Yes diyorum arkadaşlar. Evet. D1'in artık paket görüntüsü var. Bakın anode katot diye. Burada bakın çarpılar gitti. Diyotlar için çarpılar gitti arkadaşlar. Dolayısıyla bakın D1 ve D2 için ne oldu? Bir paket görüntüsü oluşmuş oldu. Batarya için de aynısını yapmamız lazım. Sevgili arkadaşlar,
Batarya içinde bakın şöyle de yapabiliriz aslında. Hani mesela şuradan gelip sağ tıklayıp Packaging Tool diyoruz ya arkadaşlar hani. Şurada sağ tıklayıp Packaging Tool dedik. Bakın No Package. Buradan ekleme yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Mesela PCB layout kısmına bataryaya geldim. Tıkladım. Bakın burada yok diyor PCB görüntüsü. Do you want to choose one now? Herhangi bir tane elemanın PCB görüntüsünü eklemek ister misiniz diyor. Yes diyorum. Buradan arkadaşlar kon diyoruz. Bakın konnektörün konu 2 çarpı 1. 2 çarpı 1 bakın 2 çarpı 15. 2 çarpı 1 olması lazım ama ben göremedim. 1 çarpı 2 diyelim. 1 çarpı 2. Evet en altta bakın. Şurada sevgili arkadaşlar 1 çarpı 2 için. Çift tıkladım. Şimdi şöyle yaptığımızda sevgili arkadaşlar 2 çarpı 1 1 çarpı 2 diyorum. İşte burada çeşitli konnektörler var. Şunu seçiyorum ben arkadaşlar. Şu daha iyi gibi. Ok diyorum. Didn't match the component. He, buradan olmadı arkadaşlar. Buradan denedim ama olmadı. Ben şuradan yapayım o zaman. Packaging tool. Bakın paket görüntüsü yok. Assign package. Yes diyorum. Evet, add dedim buradan. Tamam. Et dedim demin yanlış yaptım. Kon 1 çarpı 2 diyorum. Buradan seçiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Burada da göründü. Şunu seçelim hatta. Ok diyorum. Bakın geldi. Şimdi. Şu da 2 olsun. Evet. Async package diyorum. Save package. Yes diyorum. Evet. Bunun da artık bir paket görüntüsü. Bakın burada da PC package var. Olmasaydı not specified yani tanımlanmamış olarak yazacaktı. Artık RS'e geliyorum. Bakın burada komponent modda bütün elemanlarımı ben işte buraya ekleyebilirim sevgiler. Mesela bataryayı da bu şekilde ekleyebilirim. Şimdi burada oluşturalım RS görüntümüzü. Şimdi sevgili arkadaşlar bu elemanların buraya ben teker teker yerleştirip bu şekilde bunların ben teker teker elimde yerleştirebilirim. Fakat ben öyle bir şey yapmayacağım. Otomatik yerleştirme. Önceki dersimizde otomatik yerleştirmenin nasıl yapıldığını anlatmıştım. Önceki derslerimize bakarsanız RS derslerine. Fakat burada bir daha anlatacağım. Autoplacer özelliği ile ben buradaki elemanların hepsini otomatik olarak sahneme yerleştireceğim arkadaşlar. Hani teker teker yerleştirmek burada fazla elemanımız yok. Zahmetli olmayabilir. Fakat çok fazla elemanın olduğu bir çalışma ortamında elemanların hepsini teker teker yerleştirmek bize zahmetli gelebilir. Peki arkadaşlar autoplacer özelliği neredeydi? Şurada olması tools'ta. Evet tools'a gelip autoplacer dediğimiz zaman yapmadı. Neden yapmadı? Peki bunu açıklayacak olursak bakın. Çünkü biz board'umuz için bir çerçeve eklemedik sahneye arkadaşlar. Bunu nereye yapacak? Sahnenin neresine yapacak? Dolayısıyla biz bir çerçeve eklemeliyiz ki o çerçevenin içerisine benim elemanlarımı yerleşsin. Board outline is not a closed path diyor. Bakın board çerçevesi kapalı bir yol değil diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ok diyorum ben buna. Bakın buradan 2D grafik box moda geliyorum. Buradan da bakın top kapır, bottom kapır, en altta board edge var. Yani board çerçeve kısmı var. Ve şimdi ben board'um için bir çerçeve ekleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bakın çerçevemi ekledim. Şunu biraz şöyle büyütelim. Şimdi tools'a geliyorum. Autoplacer diyorum. Autoplacer dediğim zaman bakın arkadaşlar buradaki elemanların hepsini seçmem lazım. Yani
Buradaki elemanlarım ekrana nereye gelecek elemanlar? Hepsi bakın none dediğim zaman hiçbiri seçilmedi. Shadow dedim. Pardon, none dedim. Hiçbiri seçilmedi. All dedim. Hepsi seçildi. Bunların hepsini ben sahneme eklemek istiyorum. Burada önemli olan noktalar. Bakın burada ne var arkadaşlar? Buradan değiştirmemiz gereken yerler. Placement grid. Bunlara dokunmayın bence. Gerek yok. Ok diyorum. Bakın elemanlarımın hepsini yerleştirdi. Biraz karışık gibi oldu. Fakat ben bunlar biraz düzenleme yapacağım arkadaşlar. Drag diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar en üstte sağ tıklamızda drag seçeneği var. Buradan tam göremeyebilirsiniz. Şunu mesela biraz şöyle drag diyelim bir daha. Şöyle getirelim. Bayağı bir karışık olmuş burada. Hatta elle yerleştirseydik daha iyiydi arkadaşlar. Şöyle biraz ayıralım ki neyin ne olduğu görünsün. Şunu şöyle getirelim. Şöyle yaparsak. Bakın şunlar da arkadaşlar bizim yollarımız, petlerimiz. Şu kırmızılar şeye çıkması dışına çıktığını söylüyor sahne dışına. Şimdi bir üstten görünüşüne bakalım nasıl olacak üstten. Bakın pek de güzel görünmedi aslında üstten arkadaşlar. Aslında bizim hani devremizi çizerken tasarımımızda bizim görüntümüz çok önemli. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Elemanların belli bir sırada olması lazım. Hatta geri alayım bakayım nasıl bu şimdi nasıl görünecek arkadaşlar. Şimdi daha düzenli görünmüş. Fakat burada da çok yakın elemanlar birbirine. Yani bakıyorum düzenleme yapmamız gerekecek mi? Hiç yapmadan nasıl olacak bakalım arkadaşlar. Şöyle buna biraz şöyle olsun. Bakalım olacak mı? Hatta şunu da küçültelim. Çünkü burada düzenleme yaparsak sevgili arkadaşlar tabii ki yapabiliriz düzenleme. Fakat mesela şurada ben bataryayı şöyle diyorum. Bataryayı biraz şuraya getirelim ve de sola döndürelim arkadaşlar. Şöyle olsun. Bakın şu batarya şeyi. Evet işte üstten bu şekilde görünecek devre. Burada kurduğumuzda gayet aslında güzel görünüyor. Hiç oynama yapmamıza gerek yok. Oynama yapayım diye düşünüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar auto router özelliği otomatik çizim yapacağız. Yani ben burada teker teker şu şeyleri seçip trackları seçip şuradan şöyle gelip şöyle teker teker yapmayacağım arkadaşlar. Otomatik çizim özelliğini kullanacağım. Yani auto placer özelliğini, auto router özelliğini kullanacağım. Şimdi auto router yaparak baskı devremizin son halini görelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun işte bu 3D Visualizer görüntüsü. Yani bakın yeterli yani. Hani yollar birbirine değmediği sürece bu şekilde yerleşmesi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şunu kapatıyorum. Auto Router'la otomatik çizim gerçekleştireceğim arkadaşlar. Burada Auto Router özelliği var. Bakın tıkladım. Fakat burada ayarlamamız gereken bir tane yer var. Yani mesela şurada auto router basmadan önce Design Rule Manager var. Burada sevgili arkadaşlar Net Classes var. Burada bizim bakın. Şimdi bu boardlar yapacağımız plaketlere yapacağımız çizimler tek katmanlı olabilir. İki katmanlı birçok katmana kadar olabilir. Çok karmaşık devreler arkadaşlar. Fabrikalarda 10 katlı, 20 katlı, 30 katlı daha fazla katlarda baskı devre çizimleri mevcut. Mesela bir katından sonra bir tane daha kat yapıyorlar. Ona da bir çizim yapılıyor bilgisayar ortamında. Bir daha çizim yapılıyor. Birçok kat tabi bunlar bilgisayar ortamında olduğu için arkadaşlar çok mikro seviyelerde çalışmalar oluyor. Onu bizim yapmamız çok zor. Biz burada bakın Net Classes'ta sevgili arkadaşlar biz plaketin
Bakır kısmını yapacağımız için bottom kapırı seçiyoruz. Bakın şu pair'da iki tarafta bottom kapır olacak arkadaşlar. Hani bunu belirtelim önce. Bu da tray style bizim çizgimizin kalınlığı sevgili arkadaşlar. Vaya da bu şu işte şu noktalar şu 1 2 3 diyor ya bunların kalınlığı. Bunlar da default olsun arkadaşlar. İşte şu ikisini bottom kapır yapıyoruz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Burada başka bilmemiz gereken bir şey yok. Ok diyorum ben. Evet, şimdi Tools'tan Auto Router özelliğimiz var. Buradan ayarlamamız gereken bir şey yok şu anda. Begin Routing diyorum. Fail to load layout diyor. Burada bir hata verdi. Nerede verdiğini bilmiyorum tabii. Router. Hata verdi. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Çizimi yapmadı. Bir daha geliyorum. Design Rule Manager'a. Net kısmında. Evet. Evet. Hata veriyor arkadaşlar. Şöyle. Şurada Proteus'ta bir GND bağlantısı yapmamışız. Acaba ondan olur mu diye düşünüyorum. Şuraya bir ground bağlayalım arkadaşlar. Bir de öyle deneyelim. Design Rule Manager'da. Evet. Evet. Bakın burada ground bağlamamışken şu power şeyi yok. Direkt signal vardı arkadaşlar. Burada signal seçtim. İkisi de bottom kapır oldu arkadaşlar. Burada ok diyorum. Şurada auto router diyorum. Değiştirmiyorum. Yine verdi, yine verdi. Neden verdi? İkisini bottom kapır yapalım. Şimdi arkadaşlar olmadı. Birkaç yol denedik. Ground ekledik. Olmadı. Fakat ben videoya ara verdim demin. Durdurdum. Kendim bir yöntem denedim. Hani biraz araştırdım. Bu sorunla ben de daha önce karşılaşmamıştım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi yeni bir Ares dosyası açacağız. Şöyle Proteus'a çift tıkladım. Şu ekranı küçülteyim. Proteus'u yeniden açtım arkadaşlar. Burada bir Ares dosyası açacağım şimdi. Bakın Ares'i açtım. Bu ikinci Ares'imiz. Şuradaki yaptığım işlemi bakın seçtim. Sağ tıkladım. Copy to clipboard dedim. İkinci Ares'i açıyorum şimdi. Bakın ikinci Ares'i açtım. Sağ tıkladım. Paste from clipboard dedik. Bunu büyütüyorum. Evet. Hatta biraz şurada. Şunu biraz yukarı çekelim. Şunu da yukarı çekelim. Biraz daha düzgün olsun. 3D görüntüsüne bakalım. Evet. Yukarıdan güzel görünüyor. Şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar Design Rule Manager'a geldim. Net Class'tan Signal kısmını Bottom Copper yaptım. Bu ayarlarıyla oynamayalım. Hepsi otomatik olsun. Ok diyorum. Sevgili arkadaşlar. Ok dedim. Daha sonra ok dedikten sonra sevgili arkadaşlar Tools'tan Auto Router ya da şurada da var Auto Router özel. Auto Router'a tıkladım. Bunlarla da oynamıyorum. Begin Routing dedim. Evet. Bakın çizme işlemini gördüğünüz gibi kendisi bakın oluşturdu. Çok güzel oluşturdu çizme işlemini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollarımız güzel bir şekilde çizildi. Sizin de gördüğünüz gibi bir tek şurada bir 2 ile bakın şu C2'nin 2 numaralı bacağıyla R4'ün 2 numaralı bacağı arasındaki bağlantıyı yapamadı. Onu da biz yapacağız. Atlamayla yapacağız arkadaşlar. Buradan Track modu seçiyorum. Default olsun yine. Buradan yine Bottom Copper olacak. Şuradan 2'den alıyorum. Kırmızı Top Copper yaptı. Yanlış oldu. Olmadı. Bir daha Bottom Copper.
Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Top kapır, bottom kapır olayı nedir? Şimdi top kapır benim board'umun, bakın şuradan göstereyim size. 3D, 3D görüntüsünü açayım. Bakın arkadaşlar, top kapır dediği olay işte bunlar. Yani bakır plaketin bakır olan yüzeyine, yani elemanların aşağısında kalan diğer yüzeye bottom kapır diyoruz. Bakın şu yolların hepsi bottom kapırdır. Şu yolların hepsi bottom kapırdır. Bakın gördüğünüz gibi ters çevirdiğimde ise, İşte şu üstten ben bir atlama yaptığım zaman ya da iki taraflı bir bakır olarak düşündüğünüzde, üstteki bakırdan bir çizim yaptığım zaman elemanlara bakan yüzeyden bir çizim yaptığım zaman buna da top kapır diyorum. Şu üst taraf, bakın adı üstünde, bakır plaketin üstü, elemanların üstte kaldığı kısım top kapır. Alta geçtiğimde bottom nedir? En diptir arkadaşlar. En aşağıdır. Top nedir? En yukarıdır. Hep İngilizce karşılıkları. Bottom kapır ise bakırın en alt yüzeyinden çizmiş olduğumuz yolları ifade ediyor arkadaşlar. Gelelim biz PCB layout'umuza. Şuraya bir tane atlama yapacağız. Yine bottom kapırı seçtim. Bakın buradan track modu seçtim. 2'ye geliyorum. Bakın tıkladım. Şimdi bakın buradan geçmiyor. Nasıl geçireceğiz buradan arkadaşlar? Şöyle geçireceğiz. Bakın çift tıkladım. Bir daha çift tıkladım. Evet. Geldim buraya. Şöyle. Evet. İşte bu yolumuzda çizdim. Bakın burada kırmızı. Yani bu kırmızı ne oluyor? Top kapır oluyor arkadaşlar. Bu atlamayı, plaketin üstünden geçecek bu yol. Altta alakası yok anlamında. Mavi ile de yine bakın. Şu direncin arkadaşlar. Bakın şuradan geçiyor şu kablo. Bakın. Şu kablo şuradan geçiyor. Şurada göstereyim. Yani şu ortadan geçiyor arkadaşlar. Bakın. Şu ortadan direncin iki bacağının arasından geçiyor. Bu şekilde de çizmiş olduk. Başka bir eksiğimiz yok herhalde. Bakıyorum arkadaşlar. İyice bakalım. Kırmızı çizgi yok. Hepsini hallettik görünüyor. Çizimimizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet, başka bir de 3D görüntüsüne bakalım. Bakın üstten işte atlamamız da bu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Atlama, tap kapır olarak atlamayı yaptık. Ne yapacağız? Şuradan bir bakır kablo, şuradan bir bakır kablo üstten geçireceğiz arkadaşlar. Alttan lehim bağlantısını yapacağız burada. Şu bacaklarını lehimledikten sonra devremiz mükemmel bir şekilde kullanıma hazır olacaktır. Evet. Yalnız şurada bir işaret gördüm. Delik işareti. Arkadaşlar şurada şunu belirtmek istiyorum. Bakın şu kondansatör, biz yanlış kondansatörü seçmişiz. Bakın şurada. Hatta şunları ben düzelteyim hemen. Şu iki kondansörüm, bakın. Bunu ben son anda fark ettim. Bacak bağlantıları görünmüyor. Bakın bacakları görünmüyor. Onu düzeltelim hemen. Yani bacakları yok. Bu farklı, üstten lehimlemeli bir kondansör bu arkadaşlar. Onu hemen değiştirelim. Şurada düzeltelim. Şey yapalım hatta. Şurada düzeltelim hiç. Şuraya arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi. Şu iki kondansörü sadece değiştireceğim. Bakın arkadaşlar ilk çizdiğim devre şuydu. Şuradan geldim. Bir tane kapasitör seçeceğim. 100 mikro diyelim buna. Şöyle olmayacak arkadaşlar. Şundan seçmeyeceğim. Çünkü bunlar. Evet, şöyle bir şey seçeceğim arkadaşlar. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya koydum. İşte PCB görüntüsü farklı olunca arkadaşlar yanlışlıklar olabiliyor. Evet, bunlara da ne dedik? C1 ile C2 dedik arkadaşlar. Bakın C1 ile C2 değişti. Bağlantılar aynı. Hatta şuradan 3D görüntüsüne bakalım. Bakın gördünüz mü?
sevgili arkadaşlar. Yani biz demin yanlış kondansatör şeyini seçmişiz arkadaşlar. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şöyle kopyalıyorum. Sağ tıkladım. Copy to clipboard. Açıyorum diğer. Şunu açıyorum. Şunu silelim. Hatta şunu da kapatalım. Yeni bir tane adres açalım. Evet. Sağ tıkladım arkadaşlar. Paste to clipboard. Bunu biraz büyütelim. Bunu biraz büyütelim. Design Rule Manager'dan Bottom cover olarak zaten var burada. Her şey okey. Geldim. Auto-router'dan bakın şuradan Auto-router'a tıkladım. Begin Routing dedim. Evet. Bakın çok güzel bir şekilde arkadaşlar çizdi. Hatta bu sefer atlama bile olmayacak. Çok güzel çizdi. Atlama olmadan çizdi hatta. Ya işte gerçekten bu tür programlar arkadaşlar. Bakın kondansörlerin bacakları da çıktı. İşte bunu bu ayrıntıyı son anda fark ettim arkadaşlar. Şuradaki bataryayı da şu şeye aldanmayın arkadaşlar. Bunu buraya zaten iki tane pin girecek. Biri artı biri eksi. Bu şekilde zaten bizim kullanacağımız kondansörlerin dış görünüşleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani diğer kondansör farklı bir dip kılıfı vardı. Bizim işimize yarayan kondansör bu şekilde. Evet, sevgili arkadaşlar dediğim gibi o hatayı alıyorsanız yeni bir tane Proteus'u açın. Yeni bir tane Ares dosyası açın. Buradan Ares dosyasından kopyala yapıştır yapın. Copy to clipboard, paste to clipboard bu şekilde. Sevgili arkadaşlar projemizi oluşturalım. Print 3D preview şuradan şey yapacağız arkadaşlar. Bir saniye. Bunu yaptıktan sonra çıktısını alma olayı var. Sevgili arkadaşlar. Ha şuna gelelim yanlış yaptık. Output diyoruz. Print layout şuradan. Print setup. Bir saniye. Export grafik. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz. Yazıcım olmadığı için çıkartamıyorum. Bunu PDF olarak başka uzantılı dosyalar olarak çıktısını alabiliriz. Bakın top cover, bottom cover demişiz. Mesela ben bunun sadece arkadaşlar neyini almak istiyorum? Bakır görünüşünü. Bakır plakette bakın şunu almak istiyorum sadece diyelim. Şöyle göstereyim. Şöyle ters çevirelim. Sadece şu baskı devre görüntüsü olsun. Bunu nasıl alacağım? Output'tan geldim. Şuradan PDF olarak alalım. PDF olarak genelde alıyorum. Bottom top cover'ı sildim. Evet. Bottom cover, top silk. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Ya da bu dursun. Top silk'te elemanların üst görünüşleri. Yani elemanların görünüşleri arkadaşlar. Nereye kaydetsin? Masa üstüne kaydedelim. Nasıl? Masa üstüne ben çıkış diyelim. Flip baskı diyelim. Kaydet diyorum. Ok diyorum. Evet, işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bunu bu şekilde PDF'imize şurayı da evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Hatta şu batarya falan şunlar görünmesin. Şunları da silelim. Şu elemanların görüntüsünü de silelim arkadaşlar. Görünmesin onlar. Şöyle diyorum. Output, export. Adobe. Top kapırı sildim. Top silki sildim. Ok diyorum. Bakın sevgili arkadaşlar. Bunu da daha sonra ben printer'dan çıktısını alarak güzel bir şekilde ne yapabilirim? Kullanabilirim. İşte gördüğünüz gibi görünüm diyelim. Sayfada gezinme. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın bakır plaketle istediğim gibi bunu da ben bakır plakete asetet kağıdıyla ya da arkadaşlar el iş kağıdıyla bakır plakete ne yapabilirim? Çıktısını alabilirim bakır tarafına. Daha sonra da bileşimleri, gerekli bileşimleri kullanarak tuz ruhu, peridrol karışımıyla ütüledikten sonra, ütüledikten sonra en son ne yapacağım? Tuz ruhu, peridrolle yollarımın görüntüsünü bakır plakette görmüş olacağım arkadaşlar. Biraz uzun bir ders oldu. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar.
Ya da benim mail adresime de mail atabilirsiniz sorularınızı. Beğendiyseniz like butonuna basın ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.